Rahmetli Salim Gadiş nasıl bir insandı diye etrafına sorduk. Bunu sormamızın sebebi ona düşmanlık besleyen, husumet besleyen, etrafıyla sorunlu olduğu kişiler olabilir mi diye sorularımızı sorduk efendim. 8 Ağustos 2014 tarihinde 9 balta darbesiyle öldürülen 3 çocuk babası Salim Gadiş'in ailesinin yüreğindeki yangın 4,5 yıldır dinmedi. Rahmetli abimiz nasıl biriydi? Çok iyi bir çocuk. Köyümüzün camisine de en büyük yardımcısıyla onu bu çocuk yaptı. Muhtarına destekli oldu da beraber çalıştılar muhtarına. Muhtarından yedikleri içtikleri beraber. Şimdi cami yardımı toplanıyordu. Burada güvenilir kişiler lazımdı. Köy halkı da abime güvendiği için muhtarın yanında sürekli para topluyordu. Yani herkesin güvendiği bir insandı. Kimseyle bir sorunu olmazdı. Evimizin, ailemizin reisiydi. Arazimizi o işletirdi. Abim şimdi güvenilir, sakin, kendi halinde. Yani öyle bir şey ki abime gelip biri dese ki elinde sopa var mesela. Sopayı ver seni döveceğim dese verirdi. Öyle biriydi. Kalbinde veya aklında kötülük besleyecek kimse değildi bir defa. Bunun yanı sıra camiye çok büyük katkısı oldu. Bizim çocukluğumuzda bile daha okula gitmezdik. O zamanlar ben beni bildim bilir bizim traktörümüz vardı. Komşulara yardımcı olurdu onunla falan. Böyle biriydi. Abim gayet mülayim, gariban biriydi. Bir karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Şimdi böyle bir şey yapılmasını ben değil yani hiç kimse aklına bile getirmedi. Salim Gadiş'i kim, neden öldürdü? Salih, sen aynı köyde mi yaşıyorsun? Evet. Yani abin bu cinayete kurban gittiğinde sen de oradaydın. Evet, ben de köydeydim o zaman. Çalışıyordum da senelik izindeydim. Köydeydim. O sabahleyin anamla babamı doktora götürdüm. Hatta benden de şikayetçi olmuşlar. Köyde beni şikayet edenler de olmuş yani. Abisini bu öldürdü diyerekten. Niye öyle bir şey yapmışlar? Ondan yani belki de bunu yaptıran taraflar yapmıştır. Artık kimin ifade verdiğini bilmiyorum. Benden o da soruldu. Ben de dedim bana inanmıyorsanız gidin devlet hastanesinde kamera kayıtlarına bakın. Yani bu söylentiyi cinayeti işleyenler mi çıkardı diyorsun? Belki. Çünkü beni istemeyen biri söylemiştir mutlaka. Belki de bu olayı bizim üzerimize yıkmak için yapmıştır. Peki siz aileden herhangi birinden şüphelendiniz mi bu konuyla ilgili? Şimdi evet. Orada... Kendi ailenizden ama. İçimizden. Hı. Yok kesinlikle. Kimseden şüphelenmiyorsun. Yok içimizden hayır.